Yani şöyle bir şey, mesela Ağrı Belediye Başkan Yardımcısı Halep Keklik bizi çağırdı. Belediyede şu anda aldıkları şoförlerin hepsi kendi yandaşları olduğu için hiçbiri de şoför bile değildir. Yani bunu bildikleri için tabii bizim de şoför olduğumuzu biliyorlar. Beni çağırdı, sizi işe alalım. İşkur üzerinde dedi. Ben de dedim İşkur üzerinde ben girmem. Bir aile 1 milyona geçinemez dedim başkanım. Başkan da bana dedi ya devlet bize bu yardımı veriyor. Altı. Siz de Kürt olduğunuz için bize siz de 6 ay yardımcı olun. Ama 6 ay sonra sizi şirkete alacağız. Ben de dedim peki yani 6 ay bittiği zaman beni çıkarsanız ben kışın ortasında bir iş yapamam. O zaman mağdur olurum. Nasıl bırakacağız seni? Ben de o şekil kabul ettim, çalıştım. Tabii seçimden önce bizim amcaoğlu Hacı Kemal Atmaca Ağrı AK Parti il başkanı olunca bunlar benimle uğraştılar. Ben onun farkındaydım. Hatta bizim çıkmamıza da yani 6 ay dolmasına 1 ay kala bana dediler senin çıkışını verdiler. Nasıl veriyorlar? Vallahi da bizim şefler dedi kardeşim dedi sen amcanın oğlundan dolayı seninle uğraşıyorlar. Şimdi ben orada ben ne iş yapacağım ya? Ben bu kışın ortasından ben nereye gideyim? Gördünüz. Ben daha önce ben şofurdum. Ben servislerde şoförlük yapıyordum. Benim bir kamyonum var. Ben en az da yani iş yapmasam ben yazın un getiriyordum. Evet. Yani geçimimi o şekil yapıyordum. Adamlar bırakmadı bu sene hiçbir iş yapayım. Ben servisler çalışıyorum 2 milyar öyle kalıyordum. Beni getirdiler 1 milyara. Kardeşim şu anda da cebimizde bir kuruş para yok. Bir aile 6 ay boyunca 1 milyara çalış, 1 milyara geçinemez, ondan sonra gel kışın ortasında bırak. Bunların zihniyeti aslında budur. Bu benim yandaşım değildir, işten çıkarttı. Ya böyle dava mı olur ya? Ya hiç kimse yapmaz ya bir insan ekmeğiyle sen nasıl oynarsın? Bu benim adamdır, bu bize çalıştı, seçime bu bize çalışmadı. Böyle saçmalık olur mu ya?